Database'i oluşturduktan sonra şimdi arayüzümüzü oluşturalım. Şimdi en üstte adı alan olsun ve kullanıcı buradan adını girsin. Hemen buraya bir tane text box ekleyelim. Alt tarafta e-mail olsun. Burada da bir tane text box. Ve son olarak kullanıcının mesajını girebileceği bir tane text box olsun. Bu text box birazcık daha büyük olsun. Ve boyutunu birazcık daha artırıyorum. Bu text box'ı multiline yapalım özelliğini. Yani birçok satır olabilsin. Bunu daha önce de yapmıştık. Text modunu multiline olarak ayarlıyoruz ve böylece bir alt satıra inebiliyor. Hemen şu alanda text modunu ayarlayayım ben. Text mod diyorum. Eşittir multiline. Ve son olarak bir tane buton ekleyelim. Bu butonla da kullanıcı site hakkındaki görüşlerini database'e eklesin. Butonun tekstini de hemen ekli olarak değiştiriyorum. Boyutunu birazcık daha artıralım şu şekilde. Evet. Şimdi isterseniz ilk olarak sayfamızın database ile olan bağlantısını yapalım. Bunu kontrolümüz yardımıyla, SQL Data Source kontrolümüz yardımıyla yapalım. Hemen SQL Data Source kontrolünü ekliyorum sayfaya. Ve database ile olan bağlantısını sağlıyorum. Buradan database.mdf dosyasını seçtim. Next diyorum. Bağlantının adı Connection String olarak default halde geliyordu. Bunu bağlantı olarak değiştirelim ismini. Bağlantı yapalım. Ardından next diyorum. Şimdi burada farklı bir şey yapacağız. Bu kısımdan eğer yıldıza tıklarsam kullanıcı yani sayfamızda bu database'deki bütün bilgileri çekebiliyorduk, gösterebiliyorduk. Ancak biz sayfamızda database'e yeni bilgi de ekleyeceğiz ve database'deki bilgileri de görüntüleyeceğiz. Bunun için bazı SQL komutlarını kullanabilmekteyiz. Bunun için üst taraftaki bu radyo butonuna tıklıyorum ve ardından next diyorum. Ve böylece sayfamda görüntülenecek olan bu database'deki verilerle ilgili select işlemi, update işlemi ve insert ve delete işlemlerini yapabileceğim bu alana erişiyorum. Şimdi ilk olarak select işlemini gerçekleştirelim. Yani database'den verileri ekrana görüntüleme işlemini yapalım. Bunun için query builder'a tıklıyorum. Açılan query builder alanından add table'dan zaten bir tane table'ım olduğu için sadece ziyaretçi table'ı görünüyor burada. Add diyorum ve bu tabloyu ardından close'a tıklıyorum ve bu tabloyu query builder iletişim penceresine ekledim gördüğünüz gibi. Şimdi buradan yine sayfanın da görüntülenmesini istediğim bütün sütunları seçiyorum. Bu pencerenin boyutunu birazcık daha artırayım şöyle. Evet. Bu seçtiğim